Merhabalar, bahçeme hoş geldiniz. Nisan ayı devam ediyor ve de bahçe işleri hızlanarak devam ediyor. Bugün patates diktim. Burası benim geçen yıl saman balyasından kurduğum yatak. Çok başarılı bir deney olmamıştı. Videosu var, görebilirsiniz. Bu saman balyalarını bütün kış oldukları yerde bıraktım. Bütün yağmur kar üstüne yağdı. Dolayısıyla büyük ölçüde çürüdüler. En kenardakiler daha nispeten kuru ama ortadakiler oldukça çürük durumda. Bu yarı çürük samanları malç olarak kullanacağım patates yatağında. En az çürümüş durumda olan balyaları kenara alarak işe başladım. Sonrasında da kalan büyük parçaları kenara aldım. En çürümüş kısımları toprağın üstünde bıraktım. Otları da tabii ki aldım. Burada amacım daha az çürümüş olanları en üste getireceğim ilerleyen aşamalarda. Ama iyice çürümüş olanları doğrudan ilk aşamada toprağa karıştırarak yatağımı hazırlıyorum. Balyaları kaldırınca altından böyle bir toprak çıktı. Doğal olarak yabani ot yok denecek kadar az ve de pamuk gibi bir toprak. Tırmıkla kabaca düzelttim toprağın yatağın yüzeyini. Fazla topaklı bir şey zaten yok ama yine de hani üstündeki kompost kısmı da düzenli olarak karışmış olsun istedim toprağa. Sonrasında çatal belle gevşettim ama zaten oldukça gevşek bir toprak çıktı. Normal şartlarda bahçemin toprağı burası eskiden bir bağ imiş. Oldukça kumlu ve sertleşen bir toprak ama üstünde malç olan parçalar şu anda gördüğünüz gibi oldukça rahat kürek ya da çatal bel içine giriyor. Ve patatesleri içine koyacağım olukları açmaya başladım. Geçen yılki gibi yapmıyorum. Geçen yıl root start yöntemi denemiştim ve çok hoşuma gitmedi. Bu yıl malçlayarak yapacağım. Köylünün yaptığına benzer bir yöntem ama malç daha fazla kullanacağım. Yani köylünün yaptığıyla kendi denediklerimin karışımı bir yöntem kullanıyorum. Velhasıl öncelikle oluk açıyorum. Bu yatak 3 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde 2 tane oluk açacağım yan yana. Patatesi bu şekilde oluklara dikmenin mantığı, boyattıkça bitkiler yavaş yavaş toprakla doldurulacaklar bir miktar daha. Boğaz doldurma deniyor buna. Toprakla doldurdukça o toprak altında kalan kısımlardan ekstradan kök atacak bitki ve de daha fazla yumru yapacak, daha fazla patates yapacak. Bu kenara doğru yığdığım topraklar ve de yarı çürük samanda boğaz doldurma işlemini yaptıkça ben bu olukların içine doğru girmiş olacaklar. Yani bir süre sonra o yandaki bütün saman ve toprak patates ektiğim yerin üstüne gelmiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi oluklarım dikmeye hazır. Tabanlarını çok az düzledim. Bunlar da mutfakta kendiliğinden yeşillenmiş patateslerim. Ziyan olmamaları için bunları ekiyorum. Kabaca iki karış arayla koyuyorum oluklara patatesleri.
Ve sonra da yandaki topraktan sadece üstünü örtecek kadarını olukların içine doğru seriyorum. Buradaki amacım patatesin üstünü örtmek sadece. Çok derine, henüz çok derine gömmek değil. Ne zaman boy atacaklar, filizler yükselecek, o zaman yavaş yavaş gömmeye devam edeceğim. Bütün yumruların üstü örtüldükten sonra son aşama olarak da kenardaki yarı çürümüş samandan parçaları üstüne seriyorum. Bu hem yabani otları baskılayacak hem de toprağın nemini korumasını sağlayacak. Boğaz doldurma işlemi sırasında da aynı şekilde hem toprak hem malç, yani her zaman için toprak koyacağım, üstünü malçla kapatacağım. Ve zaman içinde bu saman zaten çürüyerek tamamen toprağa karışacak ve de bir yandan bitkiyi besleyecek, patatesi besleyecek. Bu patates yatağını malç dışında ve de bir miktar kompost da sonra koyacağım. Ama bunların dışında gübre koymadım. Çünkü gelişmesi boyunca altın suyuyla destekleyeceğim, azot ihtiyacını karşılaması için. Altın suyunu zaten bir kısmınız biliyordur. Bilmeyenler için de videosu mevcut, göz atabilirsiniz. Ve can suyu. Her zamanki gibi. Mevsim itibarıyla çok fazla sulamaya gerek kalmayacak. Yağmur yağacak çünkü. Üstünde de malç olduğu için zaten toprak nemini koruyacak. Ama can suyu olmazsa olmaz. Yaşadığınız evin bir bahçesi varsa, bunun gibi küçücük bir alanda bile 1 metreye 3 metrelik bir yataktan söz ediyorum. Sadece 3 metrekare. Bir sürü patatesiniz olabilir. Henüz Nisan ayındayız, hala çok geç değil patates ekmek için ve hazır karantina günleri, bu garip zamanlar, hepimiz evde zaman geçiriyoruz. Bahçeyle ve toprakla uğraşmak ruhunuza da iyi gelecek ve de sonrasında ödüllendirileceksiniz bir sürü sebzeniz, patatesiniz ya da her ne ekerseniz. Yani iki sap maydanoz bile ekmiş olsanız inanın bahçenizden ya da balkonunuzdan taze toplanmış herhangi bir şeyin tadı başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar güzel olacak ve sizin emeğiniz olacak. Bu da patates yatağının bitmiş hali. Çok iç açıcı gözükmüyor ama çok yakında yeşerecek ve de bir sürü patatesim olacak.